Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 8. hafta videolarına başlıyoruz. Evet, bu hafta çokgenler ve dörtgenleri işleyeceğiz. Çokgenler 4 videoda, dörtgenler de 2 videoda bitecek. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda çokgenlere şöyle bir giriş yapacağız. Yani sayfa numarası 101, sonra 102 ve 103'ün yarısını işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çokgenler. Hadi bakalım tanımına. Herhangi ardışık üçü doğrusal olmayan en tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle biz ne diyoruz? Çokgen diyoruz. Çokgeni oluşturan doğru parçalarına ise ne diyoruz? Çokgenin kenarları diyoruz. İşte şu, bakın, şu doğru parçalarına çokgenin kenarları adını veriyoruz. Kenarlarının kesişim noktalarına da çokgenin köşeleri diyoruz. Evet. Kenarların kesim noktalarına da, yani şuradaki noktalara da çokgenin köşeleri adını veriyoruz. Sonra komşu olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına da biz çokgenin köşegeni adını veriyoruz. Yani şuradan şurayı birleştirdim mesela, çokgenin köşegeni. Hatta şuradan şurayı birleştirdim, çokgenin köşegeni adını veriyoruz. Tamam. Evet, şimdi çokgenler arkadaşlar. Tabii bu en tane noktayı, bu nokta en büyük 3 denmiş ama en büyük eşittir 3 olacak o. Ona da dikkat edelim. En küçük çokgenimiz üçgendir. Evet, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen diye 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 böyle gidiyor arkadaşlar. Evet, şimdi çokgenin özelliklerine bakalım. İşte şu çokgen, en küçük çokgen üçgendir. Bu sonsuz gene doğru gidiyor. Hatta ben bunu böyle yüzgen, bingen, sonsuz yaptığım zaman neye dönüşüyor? Daireye dönüşüyor. Hani limit, bu en kenarlı bir çokgen diyecek olursak, limit en sonsuza giderken, ki bu çokgenin kenarları arasındaki ilişki neyi belirtiyor arkadaşlar? Çemberde belirtiyor diyebiliriz. Neyse, oraya girmeyelim. Çokgenin özellikleri arkadaşlar. Şimdi bir köşesinden diğer köşelerine bilmem kaç tane köşegen çizilirmiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, üçgende köşegen çizebiliyor mu sayıyoruz? Dörtgende bir köşeden kaç tane çiziyoruz? Bir tane çiziyoruz. Beşgende bilmiyoruz, çizilmemiş burada. Altıgende 1, 2, 3. Bir köşeden yalnız dikkat edin. Hocam dörtgende kaç tane? Bir tane. Beşgende beşgen çizsek, şuraya da bir beşgen çizsek şöyle. Daha net bir şekilde anlaşılacak. Hadi beşgendekine bakalım. Beşgende hocam iki tane. Altıgende bir, iki, üç tane. Yedigende dört tane. Sekizgende beş tane. Bak, böyle sözel formülleri siz kendiniz çıkartabilirsiniz. Bir dörtgen, beşgen, altıgen çizseniz direkt o formül çıkıyor. Yani bir köşesinden diğer köşelerine kaç tane çizebiliyormuşuz? Dörtgende bir tane, beşgende iki tane ise hep kenar sayısının 3 eksiği değil mi? Evet, n eksi 3 tane köşegen çizilirmiş. Toplamda köşegen sayısı nedir onu da söyleyeyim. Ama bu çıkmaz arkadaşlar. N çarpı n eksi 3 bölü 2 tane köşegen vardır toplamda da. Bunun da sebebi ne? Şimdi bir köşeden kaç tane çiziyorsunuz? Bir köşeden normalde n eksi 3 tane çiziyorsunuz. E burada n tane köşe yok mu? Evet. O zaman n çarpı n eksi 3 tane köşegen olacak diye algılayabiliriz. Ama dikkat et. Burada çizdiğin köşegenle burada çizdiğin köşegen aynı değil mi? Evet. Ya bunu iki defa saymış oluyoruz. Aynı şekilde burada çizdiğin köşegenle burada çizdiğin köşegen aynı. Bunu da iki defa saymış oluyoruz. O yüzden bölü 2 diyoruz. Kendileri yine çıkartabilirsin aslında bunu. Bir köşeden n eksi 3 tane çiziyoruz. N tane köşe varsa n çarpı n eksi 3. Ama her bir köşegeni iki defa saymış olduğumuz için ne diyoruz? Bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Ama bunun çıkacağını zannetmiyorum. Şunu da zaten kendiniz yorumlarsınız. Bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni bilmem kaç tane üçgeni ayırırmış. Arkadaşım, bu dörtgende bir köşegen, bir köşeden çizilen köşegen ile iki üçgeni mi ayırdı? Evet. Şuna bak. 1, şu 1, 2 tane var. 2, 3, 4 tane var. Hocam burada 1, 2, 3 tane var. Aa hocam, bir köşeden çizilen köşegenle dörtgen iki tane üçgensel bölgeye, beşgen üç tane üçgensel bölgeye, altıgen dört tane, yedigen beş tane, sekizgen altı tane diye gidiyor mu böyle? Gidiyor. O zaman en kenarlıya yorumlayacak olursak, dörtgende iki tane, beşgende üç tane ise kenar sayısının iki eksiği kadar değil midir? Evet. O zaman kenar sayısının iki eksiği kadar üçgensel bölgeye ayrılır arkadaşlar. İç açılarının ölçüleri toplamı. Hocam bir formül var. Aha, formülü ezberleme. Şimdi şuraya bakacak olursan, dörtgende kaç tane üçgen var? 2. Aa, 2 tane 180. Beşgende 3 tane üçgen var. 3 tane 180. Altıgende 4 tane üçgen var. Hemen üçgenleri oluşturup kendin de bunu söyleyebilirsin. 4 çarpı 180. Yani üçgen sayısı kadar 180 diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Yani o zaman burada ne diyeceğiz? İç açıların ölçüleri toplamı üçgen sayısı n-2 idi. Çarpı 180'e eşittir. Zaten artık son zamanlarda ÖSYM bunu formülünde veriyor arkadaşlar. Böyle formülü ezberlememizi de istemiyor.
Bu şekildeki olanlarda da yorumda yapabilirsiniz. Dış açılar ölçüleri toplamı her zaman sabittir. Üçgende neyse bütün çokgenlerde aynıdır. Bütün her yerde aynıdır. Dış açıları toplamı üçgende neydi? 360 dereceydi. Burada da 360 derecedir. Bunu da unutma. Tamam. O yüzden dış açılar ölçüleri sabit olduğu için genelde biz böyle dış açılar toplamından gitmeyi daha çok tercih ediyoruz. Aklında bulunsun. Evet. Örnek 1'e bakalım. Bir köşeden 6 tane köşegen çizilebiliyorsa. Arkadaşım hemen düşünelim. Hocam bir dörtgende kaç tane köşegen çiziyoruz? Bir köşeden bir tane. Beşgende kaç tane çiziyoruz şöyle? 1, 2 tane. Altıgende 3, yedigende 4. Hep kenar sayısının kaç eksi arkadaşlar? Altıgende, bir dakika, dörtgende 1, beşgende 2, altıgende 3, yedigende 4. Kenar sayısının 3 eksi. Yani n eksi 3 eşittir 6'ymış. N'i buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Bunun kaç tane kenarı vardır diye soruluyor zaten. Cevap böylelikle ne çıktı? 9 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir çokgende toplam 9 köşegen çizilebildiğine göre. Bak toplam 9 köşegen. Normalde bir köşeden kaç tane çiziyorduk? N tane. Hocam N eksi 3 tane. N köşegen varsa N çarpı N eksi 3'tü. Her bir köşegeni 2 tane saydığımız için ne diyorduk? 1'e bölü 2 diyorduk. İşte bu neye eşitmiş? 9'a eşitmiş. Buradan N çarpı N eksi 3 eşittir 18 ise 6 kere 3 18. N yerine 6 koyarsak tutuyor mu? Evet tutuyor. N 6 yaptı. Bu çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Dolayısıyla cevap 6 yaptı. Çarpanları ayırma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Ama çarpanları ayırmayı da hissedebiliriz tabii ki. Geldik örnek 3'e. Kenar sayısı ile bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı toplamı. N artı bir köşeden çizilebilen köşegen sayısı. Neydi? Çizip kendiniz bulabilirsiniz. Dörtgen çizsen hocam bir tane çiziyorsun. Kenar sayısının 3 eksi. Yani N eksi 3 diyebilirsin. Bunların toplamı 9'muş. Buradan 2n eşittir 12 ise n'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. İç açıları ölçüleri toplamı nedir diye soruluyor. İç açıları üçgen sayısı kadar şey değil mi? Dörtgende 2 tane üçgen oluşuyor. O zaman kenar sayısının 2 eksiği. N eksi 2 çarpı 180 iç açıları ölçüleri toplamına eşittir. Yani n'i de 6 bulduğumuza göre 6 eksi 2 çarpı 180 kaç yaptı arkadaşım bu? 4 çarpı 180. 4 çarpı 180 de kaç yapıyor? Sanırım 720 yapıyor. Evet örnek 3'ü böylelikle 720 bulduk. Geldik örnek 4'e. İç açıları toplamı 1080 demiş. Hani üçgen sayısı neydi? N eksi 2 idi. N eksi 2 çarpı 180 eşittir 1080 ise bu sanırım 6 yapıyor şey yaptığımız zaman, sadeleştirdiğimiz zaman. N eksi 2 6 ise n'i buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Tüm köşegenlerinin sayısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir köşeden n eksi 3 tane köşegen çiziliyordu. En köşeden n çarpı n eksi 3 olacak. Ama şu, tekrar söyleyelim. Şuradan çizdiğin köşegenle buradan çizdiğin köşegen ortak değil mi? Evet. Bunu iki defa saymış oluyoruz. Bölü 2 diyoruz. Yani 8 çarpı 5 bölü 2. 40 bölü 2'den cevap kaç yapar? 20 yapar. Hani nasıl ispat yöntemleri aklınızda kalsın. Çünkü bunlar böyle formüller çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Kendiniz çıkarımları kendiniz o çıkarımları bulmaya çalışırsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur arkadaşım. Benim yaptığım gibi yapmanızı tavsiye ediyorum. Artık ÖSYM'e bu şeyle ilgili bile iç açılarının ölçüleri toplamının formülünü soruda zaten veriyor. Evet, geldik bir sonraki soruya, örnek 5'e. İç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının 2 katı eşitmiş. Üçgen sayısı kadar n-2 üçgen sayısı değil miydi? Evet, üçgen sayısı kadar 180 iç açılarının ölçüleri toplamıydı. Bu dış açıları ölçüleri toplamının 2 katı eşitmiş. Yani 360'ın 2 katı eşitmiş. O zaman şu 180 ile bu sadeleşti. 2 kaldı 2 kere 2 4. N eksi 2 eşittir 4 ise N'i buradan 6 buluruz. Çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor zaten bize. Yani cevap 6 çıkar. Böylelikle örnek 5'te. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 6'dayız. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 3 olan. Yani bir köşeden çizilen köşegen sayısı. N eksi 3 değil miydi? Evet, N eksi 3 eşittir 3 ise N'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Çokgenin iki iç açısının ölçüsü 120 ve 180'dir. Bu çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre. Arkadaşlar 120 var. 80 var. Diğer açılar da mesela alfa, 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 alfa diye gidiyor. Kaç kenarı var? Hocam 6 kenarı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu şekilde. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. 120 artı 80 artı kaç tane iki köşesini kullandık. Kaç köşesi kaldı? 4 köşesi kaldı. 4 tane köşesinin de iç açılarının ölçüleri birbirine eşitmiş. Yani 4 tane alfa diyebilirsiniz. Ya da bu toplam böyle 6 tane var ya.
Bazen böyle 20 tane veriyor. 20 taneyi yan yana yazmakta zorlanabiliriz. Mesela 20 tane olsaydı 2 tanesini kullandık. Geriye 18 tane alfa kaldı diyebilirdik. Evet, 120 artı 80 artı 4 alfa neye eşit olacak arkadaşlar? Bu çokgenin iç açıları ölçüleri toplamına eşit olacak. Altıgen ya bu. 6 eksi 2 çarpı 180'e eşit olacak. Buradan 4 alfa eşittir 4 çarpı 180 720 yaptı. Eksi bu 200 yaptı. Sonra 4 alfa buradan 720 eksi 200'den 420 mi yapıyor? Hayır, 520 yapıyor. Alfa da böylelikle kaç yapıyor? 2'ye bölsen 26, 2'ye bölsen kaç yapıyor? 130. Evet, cevap böylelikle 130 çıkar. Eşit açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. 6. soru böylelikle 130 çıktı. Geldik 7'ye. İç açılarının ölçülerinin aritmetik ortalaması 135 derece olan. Evet, hemen bunu kullanalım. İç açılarının ölçülerinin toplamını bulalım. 3 açılarının ölçülerinin toplamının kenar sayısına bölümü. Mesela 3 tane sayının aritmetik ortalamasını 3 tane sayıyı toplarız, 3'e böleriz değil mi? 5 sayının aritmetik ortalaması nedir? 5 sayıyı toplarız, 5'e böleriz. E burada en kenarlı bir çokgen diyecek olursak, en kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamından bahsediyoruz. N-2 çarpı 180 değil midir? Evet, N-2 çarpı 180 bölü N aritmetik ortalamasını verir bize. İşte bunu kenar sayısına böldüğümüz zaman ya da kaç tane açı var? En köşesi varsa en tane açı var. O zaman bunların toplamını N'e böldüğüm zaman bu kaça eşit verilmiş? 135'e eşit verilmiş. Hadi bakalım sadeleştirmelerimizi yapalım. 45'e bölsen 3, 45'e bölsen 4. Buradan 4 ile burayı çarpıyorum. 4N-8 eşittir. N ile de burayı çarpıyorum. İçler dışlardan 3N oldu. Buradan da N'i kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Bizden çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı isteniliyor. Yani N-2 çarpı 180 isteniliyor bizden. N dediğimiz 8'di. N yerine 8 yazınca 6 çarpı 180. O da kaç yapıyor? 1080'e eşit oluyor. Evet, cevabımız böylelikle 1080 yapar. Geldik örnek 8'e. Evet, burada 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı bir çokgen var. Yani beşgen var. Beşgenin iç açıları ölçüleri toplamından gideceğiz. 5 eksi 2 çarpı 180 değil midir iç açıları ölçüleri toplamı? Evet, toplayalım bakalım. Kaç tane x var? 3 tane x var. Sonra şunları toplayacağız arkadaşlar. Ya da yazayım böyle, hepsini tek tek yazayım ya. 120 var, 75 var, sonra x eksi 10 var, sonra x artı 15 var, sonra x artı 25 var. Evet, buradan bu 5 eksi 2 çarpı 180, yani 3 çarpı 180'den kaç çıkıyor? 540 çıkıyor burası, eşittir. Şimdi 120, sonra 120'yi bakarız şimdi. 25, 15, daha kaç yaptı? Toplamı 30, 40 yaptı. Sonra eksi 10, 30 yaptı. Sonra şunu toplarsak 30 yaptıysa eğer, burası da 105 mi yaptı? Evet, 105 ile de 120'yi toplarsak 225 yaptı. 225 artı 3 tane x var burada. E böylelikle o zaman buradan 540'tan da 225 çıkartırsak, işlem hatası yapmam inşallah. 5, 1, kaç kaldı? 3 kaldı. 315 eşittir 3x yaptı. X de böylelikle ne geldi? 315'i 3'e böleceğiz. 1 kere 3, 3, 15, 105 yapıyor galiba. Evet dostlar, böylelikle X'i kaç buluruz? 105 derece olarak buluruz. Bizden de ne isteniyor zaten? 105 isteniyor. 8. soruyu böylelikle 105 bulduk. Geldik 9'a. Şimdi burada neler verilmiş? X artı Y toplamı kaç derecedir diye soruluyor. Dış açılar toplamından da gidebilirsiniz ama dış açılar toplamından gittiğin zaman buradaki dış açıları yazacaksınız. Böyle 180 eksi X. Burası da 180 eksi y olacak. Fark etmez. Yani iç açılar toplamından gitmektense dış açılar toplamından gitmek her zaman daha sağlıklıdır. Çünkü dış açılar toplamı her zaman daha sabit. Ha burada 5 beşgen ya bu. 5 eksi 2 çarpı 180'den de yine direkt sonuca da ulaşabilirsiniz. Neyse, iç açılardan gidelim isterseniz arkadaşlar. Böyle hani eksi x ve eksi y ile uğraşacağız. Sanki bu daha da çok uğraştıracak. E o zaman burada iç açı lazım bana. Burası kaç derece? 140 derece. Burası kaç derece? 110 derece. E o zaman burada n-2 yani 5 eksi 2 çarpı 180 iç açılar ölçüleri toplamına eşittir. Neye eşit olacak? Şu hepsinin toplamı x artı y artı 100, 110 ve 140. 100, 110 ve 140'ın toplamına eşit olacak. Şu 3 çarpı 180 540 yapar. X artı y artı şunları topladığımız anda 350 mi yapıyor burası? Evet, 350 yapıyor. O zaman x artı y de neye eşit olacaktır? 540 eksi 350'den 190'a eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 190 oldu.
Geldik örnek 10'a. Hocam açıortay verilmiş, açıortay verilmiş. Yani bunlara bir AA, bunlara da bir BB diyecek olursam, X'i bulmak istiyorsam A artı B'yi bulacağım. Hocam bu kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gel. 6 eksi 2 çarpı 180 iç açılar ölçüleri toplamına eşittir. Böylelikle 2 artı 2 B'yi bulur muyum? Bulurum. 2 A artı 2 B artı. Sonra 110, 100, 130, 80. 110, 100, 130 ve 80'in toplamına eşit. Bu 4 çarpı 180, 720. Eksi. Şuraları toplayalım bakalım. Evet. 110, 100 ve 130'un toplamı kaç yaptı? 340 yaptı. 340 artı 80 de 420 yaptı. Evet, 420 eşittir 2A artı 2B yaptı. Böylelikle 720'den 420 çıkartınca 300 kaldı. 2A artı 2B. A artı B de böylelikle kaç gelir? 150 derece gelir. Benden ne isteniyor? X. X'e ait şuradaki üçgene bakalım. X artı A artı B'nin de biz 180 derece olduğunu biliyoruz. A artı B 150 ise eğer, X de böylelikle kaç çıkar? 30 derece çıkar. Yani örnek 10'u böylelikle 30 bulduk. Geldik örnek 11'e. Ali öğretmen geometri dersinde çokgenler konusunu işlerken elindeki renkli çubuklarla çokgen yapmaya karar vermiştir. Ali öğretmen ilk iki çubuk arasındaki açıyı 60 derece. Bunlar dışındaki kalan bütün çubuklar arasındaki açıyı 140 derece. Evet, şu iki çubuk arasında 60 derece, diğerlerinde 140 derece yapmış. Buna göre Ali öğretmen çokgeni oluşturmak için kaç çubuk kullanmıştır? Arkadaşlar en tane çubuk kullandı diyelim. Şimdi bir tane 60'ı kullandık mı? Kullandık. Geriye kaç tane kenar kaldı? N-1 tane kenar kaldı değil mi? Yani açı. Yani en tane kenar varsa en tane köşe vardır demektir. Ben bir tane açıyı kullandıysam geriye N-1 tane köşe kaldı. Yani N-1 tane açı kaldı. Geriye kalan N-1 tane açı da 140 derece değil mi? Evet. O zaman burada 60 artı N-1 tane, N-1 çarpı 140, geriye kalan 140'ların toplamı yaptı. Neye eşittir toplamı? N-2 çarpı 180'e eşittir. Yani iç açıları ölçüleri toplamına eşittir. Ya da bu birinci yol olsun. Birinci yoldan böyle bir çözüm yapabilirsiniz arkadaşlar. İşlem kalabalığı oluyor. Ben bir de bunu ikinci yoldan çözeyim. İkinci yolda dış açılar toplamından gitmek daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Dış açılar toplamı çünkü kaç derece? 360 derece. O zaman dış açılarından gidelim. Bunun dış açısı kaç derece? 120. Bunun dış açısı kaç derece? 40. Yani diğerlerinin dış açısı da hep 40 derece mi olacak? 180'e tamamlayan açısıdır hep 40 derece. Yani 180'e tamamlayandır. Yani bu üçgende 180'e tamamlayan açı dış açı ya. Çokgende de 180'e tamamlayan açısı dış açıdır. Yani hocam bu 140'ın dış açısı burası değil mi? Değil. Dikkat edin. Dış açısı işte tam burası, 180'e tamamlayan açısıdır. O zaman dış açılar toplamından gidelim. Bir tane 120 var mı elimizde? Var. Geriye kalan 40 mı hep bütün dış açılar? Evet. Ben bir tane açıyı kullandım. En köşeli bir çokgense bu. Geriye N-1 tane köşe kaldı. Yani N-1 tane ne kaldı demektir? 40 derece kaldı demektir. N-1 çarpı 40 neye eşittir? Dış açılar ölçüleri toplamına eşittir. Buradan N-1 çarpı 40 eşittir 360'tan 120'yi çıkartıyorum. 240 yapar. N-1 de 240 bölü 40'tan 6 yapar. Ve böylelikle N'i de kaç buluruz? 7 buluruz. Yani zaten bizden de o isteniyor. Kaç çubuk kullanılmıştır? N tane köşe varsa N tane çubuk kullanılmıştır. Köşe sayısı kadar kenar vardır çünkü. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 7 çıktı arkadaşlar. Evet, birinci yol. Buradan da devam edebilirdiniz. Yine aynı sonucu bulabilirdiniz ama genelde tavsiyemiz dış açılardan gitmeniz. Dış açılardan gittiğiniz zaman sonuç daha rahat bir şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, geldik şuraya. Oo, 1, 2, 3, 4, 5. Hocam 1, 2, 3, 4, 5. Evet, beşgen bu. Beşgende iç açılar toplamından gideceğiz mi? Gideceğiz. Tamam, şöyle bir şey bağlamışlar sadece ya. Burada bir direk var. Buradan ipler bağlamışlar, ağırlıklar bağlamışlar. Böyle açı oluşmuş. Sadece hikaye dönüştürmüşler. Aslında bildiğimiz yine nedir bu? Çokgendir. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada şunu yapabiliriz. Yine dörtgenin iç açıları toplamından gidebiliriz. Ya da dış açılar toplamından da gidebilirsiniz açıkçası. Hadi burada dörtgenin iç açılarından sen gidersin zaten. İç açıları toplamı direkt, pardon, beşgenin 5-2 çarpı 180. Hani birinci yol. Hemen 5-2 çarpı 180 eşittir. Ne? Bunların toplamı olacak işte. 130, 80, 140,
40 ve x'in toplamına eşit olacak. Buradan x'i bulursun. Ben ikinci yoldan çözeyim. İkinci yolda dış açılardan gitmek istiyorum. Şu 40'ın dış açısı kaç derece? 140. 140'ın dış açısı kaç derece? 40. 130'un dış açısı 50. Şu dış açıya a diyeyim. Bunun dış açısı da 100. Dış açılar toplamı. Bak 100, 50, 150, 40 daha 90. 90, 140 daha 230. Yani 230 artı a eşittir 360 ise a'yı biz böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 130 derece buluruz. A 130 ise eğer x artı 130 eşittir 180 derece olduğundan dolayı ya da direkt 180'in 130'un 180'e tamamlayan açısı da diyebilirsin. X'i de böylelikle 50 derece olarak bulabilirsin. Bu da ikinci yolumuz olsun. Dış açılardan da giderebildiğini de görün. Bazen daha kolaylaştırıyor işimizi. En azından açıları küçültüyor böyle. Küçük olan işlemlerle, küçük olan sayılarla ilgili işlem yapmak daha kolayımıza geliyor zaten. Değil mi gençler? Evet. Böylelikle arkadaşlar sanırım burası bitti. Evet, düzgün çokgene başlayacağız. Gençler, düzgün çokgene de bir sonraki videoda başlayalım isterseniz. Tamam. Evet, şimdilik çokgenlere şöyle bir giriş yaptık, tanıdık. Sonraki bölümde de ne yapacağız? Düzgün çokgenleri yapacağız. Evet, o zaman ne diyoruz? 8. haftanın 2. videosunda düzgün çokgenlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.